onun bu alandaki yaptığı çalışmalardan ben kendi adıma her zaman çok şey öğreniyorum ve buradaki tartışmalardan çok feyiz alarak çıkıyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz ve bugün konuşacağımız her bir konu hepimizin gündelik hayatta ve bulunduğumuz kurumlarda önümüze pek çok farklı soru çıkarıyor. Bu sorulara, hepimizin kafasında olan sorulara, cebelleştiğimiz sorunlara çok farklı perspektiflerden bakarak, yalnızca sorun tespiti yapmayan, aynı zamanda onun ötesini geçerek hayatı dönüştüren, çalışmalar yapan üç tane olağanüstü insanla birlikteyiz bugün bu panelde. Üçü de gerçekten kendi alanlarında ve birbirine çok değen alanlar bunlar. Büyük farklar yaratıyorlar. Ben yıllar içerisinde burada yapılan çalışmaların bir kısmını izledim. O çalışmaların da kendi içinde ne kadar dönüştüklerini ve çevrelerini ne kadar dönüştürdüklerini gördüm. Bugün onların deneyimlerini dinliyor olacağız. Eğitim, dil, ayrımcılık, her üçü de ayrı ayrı çok önemli. Hayatımızı çok kuran, bizi kendimizle ve birbirimizle tanıştıran, buluşturan özellikle eğitim ve dil alanlar. Bu alanları ayrımcılık üzerinden düşünmek özellikle önemli. Çünkü çok küçük yaşlardan itibaren kişiliğimizin oluşma, kendimiz, biz kimiz sorusunu sormaya başladığımız andan itibaren dil üzerinden, konuştuğumuz dil üzerinden ve aldığımız eğitim, parçası olduğumuz eğitim süreçleri üzerinden çok tatsız deneyimler yaşayabiliyoruz. Eminim şu anda bu salonda sorsam herkesin bir yarası vardır. Biraz sonra Dil Yarası kitabından bahsedeceğiz. Şerif Demirci'nin de katkıda bulunduğu. Hepimizin aslında dil yaraları ve eğitim yaraları var. Bu yaraları konuşmak, anlamaya çalışmak çok önemli ama bu yaraların olmadığı, birbirimize şifa olabildiğimiz çerçeveler nasıl çizebiliriz? Bunu sormak belki çok daha önemli ve tam da bunu yapan, şifalandıran ve buluşturan çalışmaları imza atan üç tane konuşmacımız var bugün. Şerif Derince ile başlayacağız. Minsa Soran'la ve Elmas Arus'la devam edeceğiz. Ben her biri konuşmadan önce onları daha uzun uzun tanıtmak istiyorum. Önce Şerif Derince'den başlayayım. Şerif Derince lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde doktora yapmaya devam etti. Halen doktora çalışmasını sürdürüyor. Sabancı Üniversitesi'nde, benim de bulunduğum Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çok sayıda bugün Kürtçe kullanarak araştırma yapan akademisyenin hocası oldu. Ben de onun öğrencilerinden birisi olmak istedim ama yakalayamadım. Ne yazık ki geç kaldım. Onun için hiçbir şeyi geciktirmemek lazım, beklememek lazım. Benim için de bir ders bu. Ama onun Sabancı Üniversitesi'ndeki varlığı benim derslerime de yansıdı. Öğrencileri üzerinden yansıdı. Çok müthiş bir fark yarattı gerçekten. Dil konusundaki farkındalığımıza dair. Diyarbakır ve İstanbul arasında çok gitti geldi Şerif Derince. Bugün de Diyarbakır'dan geliyor zaten. Diyarbakır'daki DİSA'da çeşitli çalışmalar yaptı. Dil Yarası isimli bir araştırma kitabı yazdılar ki bu konuda bence yapılmış en önemli çalışmalardan bir tanesi. Onun dışında hazırladığı broşürler var. Anadilli, temelli, çok dilli, çok diyalektikli, dinamik eğitim birinin başlığı. Toplumsal cinsiyet eğitimi ve ana dili bir diğerinin başlığı. Evin dili, yaşamın dili yine başka bir raporun başlığı. Ve bir önce ana dili broşürü hazırladığı broşürler arasında. Zan Enstitüsü üyesinde çıkan Toplum ve Kuram dergisinde yer alıyor. Çok sayıda yazısı yayınlanmış vaziyette. Bu konunun hem teorisini hem pratiğini bir arada yapan ve ikisini birbirini besleyecek şekilde kullanan birisi Şerif Derince. Çok sayıda saha çalışmasına, alternatif eğitim alanlarının yaratılmasına
katkıda bulunmuş birisi. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde eş başkanların danışmanı olarak çalışıyordu. Özellikle de okul öncesi eğitimle ilgili yaptıkları çok kıymetli çalışmalar vardı ve dün itibariyle işsiz kalmış oldu. Eş başkanlar biliyorsunuz şu anda tutuklu ve kayyum atanmış vaziyette. Onun da görev süresi eş başkanlarla birlikte belirlendiği için şu anda bu çalışmalarını yürütemiyor. Ama bu ortamda dahil olmak üzere hayatın her alanı aslında bir eğitim alanı ve hayatın her alanını eğitim üzerinden, dil üzerinden düşünebiliriz. Tam da bu konuda ondan öğreneceğimiz, bence şeriflerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olması büyük bir onur bizim için. Ben de teşekkür ederim. Yani şimdi Ayşegül Hoca anlatırken geriye gittim. Yani tabii 15 yıla yakın zamandır. Yani 15 yıla yakın zamandır aslında bu alanda yani hem pratiğinde yer almaya çalıştım hem de yaptığım iş üzerine düşünmeye çalıştım. Düşündüğüm şeyleri üretmeye çalıştım elbette. Ama şimdi böyle bahsedince Ayşegül Hoca ben de ne kadar zaman geçtiğini, ne kadar aslında yaşlandığımızı falan da bir yandan ben artık öyle hissediyorum ciddi ciddi. Yani bütün uğraştığımız çalışmalardan, yani yaptığımız çalışmalarda, üzerine düşündüğümüz konulardan kaynaklı da herhalde karşılaştığımız zorluklar, yani bir sürü zorlukla karşılaşan, hani ayrımcılık kelimesinin belki yeterli de kalmadığı, ayrımcılık, eşitsizlik gibi kelimelerin yeterli kalmadığı bir sürü durumla karşılaşan insanla aslında çalışıyoruz. Yani dil dediğimizde, eğitim dediğimizde, hani ben hep dil ve eğitim birlikte çalışıyordum. Yani burada biraz hani eğitim kısmından da biraz bahsedeceğim, daha çok dil üzerinden konuşacağım ama hep böyle ayrımcılık ve eşitsizliğin çok ötesine geçen bir sürü durumla aslında karşılaşıyoruz. Herhalde yaşlandıran şey biraz bu. Yani hani ne zaman dayanabiliyoruz, ne zaman dayanamıyoruz. Yani gördüklerimize, şahit olduklarımıza, duyduklarımıza veya öğrendiklerimize. Şimdi dil yarası çalışmasından hemen hızlı bir şekilde biraz bahsedeyim. Çok az zamanı dil yarasına ayırayım. Ondan sonra yani dil yarası dışında aslında o zamandan beri 2009'du galiba dil yarası çalışmasını yaptığımız yıl. Yani o zamandan beri çok fazla şey değişti. Yani hani 7 yıl çok az bir zaman gibi görünüyor bazı açılardan ama bu alanda hani dille ilgili o kadar çok şey, yani sadece dil değil ama 7 yıl içerisinde o kadar çok şey değişti ki yani birçoğunda da dil merkezindeydi veya bir şekilde paralelinde yürüyen meseleydi. O yüzden hani dil yarası dışındaki süreçlere de bir değinmeye çalışacağım. Şimdi dil yarası çalışmasını biz aslında yani üç akademisyen, üç arkadaş olarak yaptık. Vahap Coşkun hocamız Dicle Üniversitesi'nde hukuk fakültesindeydi. O daha çok yani tarihsel süreç ve hukuki açıdan dille ilgili bir kısmını yazdı. Ben sahasını yaptık. Sahası neydi? Hiç Türkçe bilmeden okula başlayan, ana dili Kürtçe olan, Kurmancı veya Zazaki olabilir. Ana dili Kürtçe olan ve hiç Türkçe bilmeden okula başlayan çocukların okulda karşılaştıkları, okulda yaşadıkları, bu çocuklara öğretmenlik yapmış olan, yani ana dili Türkçe olan öğretmenler ve ana dili Kürtçe olan öğretmenler ayrı ayrı ve son olarak yani bu çocukların velileriyle, yani 4 tane kategoriden aslında insanlarla derinlemesine mülakatlar yapmıştık ve yani ne oluyor, ne bitiyor, yani hani saha bize ne söylüyor ve biz bunun üzerine ne yapabiliriz, yani hani önce bir durumumuzu tespit edelim. Ondan sonra da yani hani ne gibi çözüm önerileri sunabiliriz. Dil yarası çalışmasının amacı oydu. Benim yazdığım kısım bu kısmıydı. Nesrin Uçarlar hocamız o zaman Yeditepe Üniversitesi'nde çalışıyordu. O da sonra bir sürü macera o da çalıştığı konulardan, yaptığı çalışmalardan dolayı o da dünya örneklerine bakmıştı. Bask ülkesine bakmıştı. Uygur örneğine bakmıştı Çin'de ve bir de Korsika, Fransa Korsika örneğine bakmıştı. Şimdi dil yarası çalışmasında bizim yani karşılaştığımız şeyi yani hem öğretmenlerin söylediği hem öğrencilerin söylediği hem de velilerin söylediği bazı şeyleri sadece yani çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Yani herkesin bahsettiği, çok fazla bahsettiği, öğrencilerin de, çocuklar, öğretmenlerin de yani bilmediği bir dilde eğitim almak zorunda kaldığında ne yaşadığına dair çoğu iletişimsizlik mesela en fazla kullanılan şeylerden bir tanesiydi. Yani hem öğretmeniyle iletişim kuramaması hem yani birbirleriyle iletişim kurmalarına izin verilmiyor olması sınıfta çocukların.
hem de ilerleyen dönemlerde, yani sonuçta bunlar bu çocukların hani kendi ana dilleri dışında başka bir dilde eğitim yapmak zorunda olmanın amacı asimilasyondu. Yani çocukların kendi dillerini unutması başka bir dilde büyümeleriydi. O başka bir devam edebilen çocuklar asimile oluyorlardı ve işte 10 yıl 15 yıllık bir eğitime devam edebilenlerin büyük bir kısmı artık anne babalarıyla, yani özellikle kız çocuklarında bu çok daha fazlaydı bizim yani çalışmada ortaya çıkan. Yani asimile oluyorlar, tamamen Türkçe konuşuyorlar ve çok büyük bir kısmı Kürtçeyi unutuyor. Yani o iletişimsizlik bütün yani hayatlarını, yani okuldaki iletişimsizlik, öğretmenle iletişimsizlik, sonra aileyle iletişimsizlik. Bu çok bahsedilen şeylerden bir tanesi. Başka bir tanesi, öğrencilerin büyük bir kısmı mesela hayata 1-0 yenik başladıklarını söylüyorlardı. Bazıları 2-0, bazıları 10-0 falan gibi şeyler de söylüyordu ama benim mesela yani çok şaşırtıcı değil hani yenik başlamak, geriden başlamak ama mesela okula 1-0 yenik başlamak değil de hayata 1-0 yenik başlamak diye çocukların ifade etmesi, yani işte gençlerin ifade etmesi, öğretmenlerin de bu şekilde ifade etmesi çok önemliydi. Çünkü yani bizim hem farklı ülke örneklerinden gördüğümüz, anladığımız şey, hem de gerçekten bu çocukların yani kendi hayatımızdan da bildiğimiz, çocuklardan da gördüğümüz o geriden başlama, yani o yenik başlama durumu, yani merkezinde dilin olduğu ama sadece dille açıklanamayan, ortada tabii ki yani dili barındıran çok daha büyük bir mesele de var. Yani hani hayatları boyunca onları sürekli devam, yani takip ettiğini ve hayatın hiçbir aşamasında yani eşitlenmediklerini, yani işte burada eşitlenmediği kesin kim? Ana dili Türkçe olan, yani Türkler. Bu şekilde. Bu çok önemli bir şeydi. Yani hani o yenik başlama meselesi, hayata yenik başlama meselesi çok da tekrar edilen. Sonra çoğu insan, yani çoğu çocuğumuz da, öğretmenler de o şekilde. Bu, ben çocuk diyorum ama biz konuştuğumuzda küçük çocuk değillerdi. Yani çocuklukları hakkında konuştuğumuz genel lise ve daha büyük öğrencilerdi tabii ki. Yani üniversite sınavlarında yani çok az öğrenci, okula yani ilkokula yani işte hiç Türkçe bilmeden başlayan çocukların çok çok azı yani zaten üniversite sınavına girecek kadar devam edebiliyor. O üniversite sınavına girebilecek kadar okulda bir şekilde tutunmaya çalışan, barınan kişiler de çok çok azı üniversiteye girebiliyor. Bunlar yani bu görüştüğümüz insanların çok büyük çoğunluğu, velileri de bunu teyit ediyordu. Bunun sorumlusunun aslında yani yenik başladıkları bir okul sisteminden, o okulun eğitim dilinden kaynaklandığını çok tekrar ediyorlardı. Özgüven meselesi, yani bu iletişimsizlikle ilişkili çoğu çocuk şey diyordu aslında, hani çoğu kişi, görüştüğümüz kişi, yani o kadar sessiz olmaya, sessizleştirmeye alıştık ki okulda, ilkokuldan başlayan süreçte hayatımız boyunca hep aslında sessiz kalmayı neredeyse tercih ettik. Bir tanesi şey dedi mesela, hani böyle bir üniversitede dersten birdenbire fark ettim ki aslında aldığım bütün derslerde hep sınıfın en arkasında oturuyormuşum. Sonra baktım benim gibi yani Kürt diğer öğrencilerin de büyük bir kısmı hep okul sınıfta arka sıralarda oturduklarını fark ettim. Ve bunun arka sırada olmanın sebebinin de işte yani dersi takip etmemek değil de yani o en çocukluğundan beri, en küçüklükten itibaren hani konuşmama, görünmeme, ön plana çıkmama ile ilişkili olduğunu, çünkü o özgüveni geliştiremediğini, yani o sessizleştirilmeden kaynaklı. Yani neden sessizleştirme? Çünkü kendi dilinde konuşamıyor aslında. Kendi dilinde konuştuğunda neye uğruyor? Şiddete uğruyor. En fazla yine karşılaşılan şeylerden bir tanesi. Hem fiziksel şiddet çok fazla var. Yani hani hem de psikolojik şiddet var. Yani bu bugün de devam ediyor. Hala devam ediyor. Birçok yerde de devam eden bir şey. Tabii yani hani şiddetin bir sürü farklı türü var ve hepsine maruz kalıyorlar. Bu da büyük oranda özgüven meselesiyle yani onunla çok yakından ilişkili. Şiddetle birlikte damgalanma meselesi, yani hani oğlan çocuklarında yani daha da erkeklerde şiveli konuştukları için artık biz bir noktada asimile olduk, Türkçe konuşuyorduk ama bu sefer de şiveli konuştuğumuz için yani hani damgalanıyorduk. Mesela peşmerge kelimesini, hani terörist ve peşmerge kelimesini, yani bize işte konuştuğumuz zaman böyle kelimelerle, bu daha çok yani oğlan çocuklarının yani böyle karşılaştıkları bir şeydi. Bu yani özgüven eksikliği, pasifleşme, şey almama, inisiyatif almama gibi
bir sürü şey konuşuluyor elbette, bahsediliyor. Biz de dil arasında bunları yazmaya çalıştık. Başka bir mesele de hani Kürtçe konuşan insanların değersiz, yani Kürtçe konuşmaya, Kürtçenin değersiz dil olduğu, Kürtçe konuşan insanların da aslında değersiz, yani bu dünyaya ait olmayan, yani Kürt, yani bir şey yok, karşılığı yok gerçekten. Neden? Çünkü ders kitaplarında dünyaya dair birçok şey öğreniyor ya da öğrenemiyor. Ama orada yani kendi diline dair, kendi kültürüne, kendi coğrafyasına dair hiçbir şey neredeyse yer almıyor. Benim de mesela hani gerçekten travmalarımdan bir tanesidir. Ben çok uzun süre sonra, evlendikten sonra ilk defa tarhana çorbası içtim ve şeydi, yani benim için tarhana çok büyük bir şey, travmaydı. İlkokulda yani sınıfımızda bir tane Türk çocuk vardı. Ve şeydi, hani böyle milli yiyeceklerimiz falan, öyle bir sürü saçma sapan şey vardı. Ve biz bilmiyorduk, o yerli malı haftaları falan var ya, yani şey, yani portakal getiriyorduk, elma getiriyorduk, yani başka da bir şey bilmiyorduk. Ama mesela onların bir değeri yoktu çünkü biz anlamıyoruz, yani orada bir şey var, biz onu anlamıyoruz ama tarhana yerli bir şey gerçekten ve bizim kültürümüzde yok, tarhana hiç görmemişiz, ne olduğunu bilmiyoruz, yani şimdi neye benzediğini bile bilmiyoruz ama o çocuk getiriyor. O yüzden ise çok, yani bu çok fazla, yani hani benimkinde tarhanaydı. Birçok başka kişide de tarhana olduğunu öğrendim. Araştırmada da bazı çocukların yine tarhanadan kaynaklandığını gördük falan. O travma, yani böyle travmalar var gerçekten ve şey, yani size ait hiçbir şey yok o ders kitaplarında. Yani bir tane çalışma vardı şey, değil mi? Burada benden bağırların ya, benden bir şey yok mu öğretmenim? Bir tanesi bir çocuğumuz, yani çok fazla şey, çocukken şey hikayesi anlatılır, böyle hani peri hikayesi, yani işte peri, cin falan, bu tip hikayeler, cin mi, yani küçükken pirebok, yani ben öyle biliyorum, pirebok aslında cin değil, peri değil ama başka bir şey, öbür dünyadan, yani hani bir şey ve perilerin, yani pirebokların geldiği yer bir, yani kuyu demek, bir kuyudan çıkıyor, birden çıkıyor ve bir tane çocuk mesela uzun bir süre boyunca bir, hani bir, iki, üç, o saymadaki birden kaynaklı korktuğunu ve hani sürekli hani onunla. Çünkü şey diyor, çok sonra anladım diyor. İlk başta öğretmen bunu anlatmaya çalışırken neden bahsettiğini zaten anlamıyordum. Ama sonra anladım ki hiçbir alakası olmadığını anladım ama hiç atlatamadım. Benim tarhanayı atlatamamam gibi. Yani Allah'tan şey, yani daha sonra atlatmışım çünkü güzeldi, güzel bir şeymiş gerçekten. O kadar yıl, kaç, 25 yaşındaydım galiba ya da 26 yaşında falandım galiba. Ya böyle böyle bir sürü, bunların hepsini topladığımızda çok kocaman bir ayrımcılık hikayesi çıkıyor, değil mi? Yani biz de o dönemde tartışırken hani ayrımcılık, yani hani neden böyle oluyor, bu karşılaşılan şey nedir, bir eşitsizlik durumu var, işte bu ayrımcılığın ortadan kalkması için herkesin kendi ana dilinde eğitim görmesi gerekiyor falan. Sonra hani işte ana dilinde eğitim gören bazı yerlerde işte ana dilin, kendi dilinde eğitim gördüğünde şeyin ortadan kalkmadığını, bütün bu ayrımcılığın ortadan kalkmadığını falan görünce de mesele sadece ana dili değil, işte çok dille eğitim falan gibi. İşte sonra onun da eksiklerini falan filan, bir sürü böyle bir hikayesi oldu. Sonra o yedi son zamanlarda hani biz de daha fazla üzerine düşünme fırsatı buluyoruz, daha fazla okuyoruz, daha farklı disiplinlerin hani literatürlerinden faydalanarak olayları bir daha yani değerlendirdiğimizde, yani dil dışındaki boyutlar, yani işte bunun sadece bir ayrımcılık olmadığı meselesini, yani hani dil meselesi, yani işte sadece Kürtçe için değil, yani ben hani Kürtçe üzerinden anlatıyorum ama hani aynı şey yani romanlar için de geçerli, Ermeniler için de büyük oranda yani geçerli, yani bütün aslında yani Pomaklar için de geçerli, Araplar için de geçerli, yani dille ilgili sadece bu, hani bizim buradaki coğrafyada dokunduğumuz, yani temas ettiğimiz halklar, insanlar için geçer ama hani bütün dünyada böyle. Ama yani işte Kürtler için yani bu uğradıkları şey, yani hani benim hani bu çocuklarla ilgili anlattığım şey, yani saf bir ayrımcılık değil, yani insanlar yani bunlara sadece dillerinden dolayı maruz kalmıyorlar ve bu maruz kalınan şey ya da yaşadıkları şey sadece ayrımcılık veya eşitsizlik, ilk başta söylediğim gibi herhalde haksızlık etmiş oluruz. Nedir yani hani bir ne, yani bir kere yani Kürtler için herhalde bu karşılaştıkları şey, merkezinde dilin olduğu ama dille sınırlı olmayan şey, bir var olma mücadelesi ya da bir işte üzerine düşünmeye çalışıyorum, yani doğru terimlerini bulmaya çalışıyorum. Bir
Buna karşı bir mücadele var, buna karşı bir ses çıkartma var, bu yaşanılan şeyi. O ne yani hani işte bir yaşam hakkı, ondan sonra sömürgeleştirilmiş bir coğrafyanın özgürlüğünün mücadelesi falan gibi kelimeler üzerinden düşündüğümde daha iyi anlayabiliyorum. Yani hani yaşanılan şeyi de anlamaya çalışıyorum. Neden böyle olduğunu yani hani biraz belki konuşabiliriz. Neden hani bir var olma mücadelesi, neden bir hani yaşam meselesi, sadece hani dil meselesi değil. İsterseniz bu yani bugünden başlayalım yani ya da dünden başlayıp geriye doğru gidelim. Ondan sonra tekrar bugüne geri gelelim. Ne oldu? İşte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Dün akşam sabahta göreve başladı. Bir hafta önce eş başkanlarımız gözaltına alındı ve işte pazar akşamı da tutuklandılar. Şeylerinde hiçbir yani hiçbir tane suçlama yok davalarında, sorgulamalarında belediye faaliyetleriyle, belediyeyle ilgili hiçbir şey yok. Gülten Kışanak'la Fırat Anlı her ikisinin de farklı dönemlerde, hatta Gülten Kışanak'ın yani o zaman BDP'nin eş başkanıyken de yaptığı bazı konuşmalardan bugüne, son döneme kadar kamuya açık alanlarda, medya karşısında, televizyonun yani kitlenin olduğu bir yerde konuştuğu konuşmalar, yaptığı konuşmalar ve yine yani hani daha kapalı ortamlarda ama kalabalık yani öyle gizli saklı olmayan işte DTK mesela Demokratik Toplum Kongresi'nin işte toplantısında yaptığı konuşmalar, hani ortam dinlemesi falan yapılıyor. Yine Fırat Anlı'nın da aynı şekilde yani ifade özgürlüğü olarak aslında ifade edilen şeylerden kaynaklı yani tutuklandılar ve görevlerinden alındılar. Onun öncesinde Eylül'ün başından itibaren aslında 28 tane belediyemize zaten kayyum atanmış yani DVP'nin yani hani DVP'nin belediyeleri olan 28 belediyeye kayyum atanmıştı. Bugün yeni bir belediye daha eş başkanları tutuklandı, tutuklama çıktı. Onlara da büyük bir ihtimalle 2-3 gün içinde yine kayyum gelecek ve şey görünüyor yani hani bütün yani diğer belediyelere de 105 tane belediye var toplamda. Bu 105 belediyenin hepsine kayyum atanacak gibi bir durum var. Yani öyle hendekle falan da ilgili şeyler değil. Yani hani bu bazıları şey diyor işte hani hendek kazdı, özellik ilan etti falan. Mesela Batman'da, Batman bayağı büyük bir şehir. Yani hani büyük şehir değil ama hani sayı olarak falan yani epey büyük bir şehir. Ekonomisi, nüfusu yani çok önemli bir şehir mesela. Batman'da öz yönetim ilanı da yoktu, hendek de yoktu, herhangi bir şey de yoktu. Yani Batman Belediyesi'ne de kayyum atandı. Yani hani şeyle ilişkili değil, yani bu sadece çatışmayla ilişkili bir tavır değil. Ne yaptılar belediyelerde? İlk başta şimdiye kadar, yani daha Diyarbakır'da ne yapacaklar? Önceki belediyelerde ne yaptıklarına bakarak bazı şeyler tahmin edebiliyoruz ama mesela ilk yaptıkları şey kültür merkezlerini kapatmak oldu. Kültür merkezleri kültür müdürlükleri aslında her belediyenin yani kültür müdürlüğü var. Büyükşehir'de de kültür daire başkanlığı oluyor. Kültür merkezlerinde aslında Kürt kültürünün, dilinin yeniden üretilebildiği ve bütçesi olan yani işte birikiminin aktarılabildiği nadir yerlerden. Yani artık bir zamanlar 90'larda daha farklıydı ama artık çok fazla büyük yani işte tiyatro çalışması yani bütçesi olmadan yapamıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yani belediye tiyatrosu 25 yıllık bir geçmişi var. Yılda ortalama 5 tane oyun çıkartıyorlar. Bir tanesi genelde çocuk oyunu oluyor. 4 tane yetişkin oyun. O yetişkin oyunlardan bir tanesi ya da ikisi Zazaki oluyor. Diğerleri de kurmancı oluyor. Yani ben tiyatro seven bir insanım. Birçok yerde tiyatro hani farklı hani hem Türkiye'de hem de farklı yerlerde bir sürü tiyatro yani takip etmeye çalıştım. Bizim belediyenin hani arkadaşların oynadığı, ortaya çıkarttığı oyunlar yani abartmıyorum çok yani ortalamanın çok çok üstünde yani standartların çok ötesinde yani hani bir şey bir performansları var ortaya çıkarttıkları çünkü bunu bir işte memur olarak yapmıyorlar bunu işte bir işte para kazanmanın bir ya da işte şöhret sahibi olmanın bir aracı olarak yapmıyorlar şeyin yani hani kendi kültürlerinin kendi dillerinin kendi yani o ilk başta bahsettiğim yani o değersizleştirilmiş olan hiçleştirilmiş olan sadece ders kitaplarında zararlı cemiyetler adı altında işte Kürt telli cemiyet bir tek geçen yer yani orası. Yani bunu tersine çeviren, başka bir okumasını yapan yer yani tiyatrosu mesela. Yine aynı şekilde yani çocuk yani
kreşler var. İşte 0-72 ay arasında olan, daha çok 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların kendi ana dillerinde... Ben dil yarasını düşünmemiştim. Başka şeyler anlatacaktım. Siz söyleyince dedim anlatayım dedim. Zamanım oraya geçti. Tamam, peki. Neyse, şimdi belediyenin mesela kreşleri var. Çok dille eğitim yapan. Hani ben de bizzat hani onun müfredatının oluşturulması, materyallerinin, öğretmenlerin falan bir sürü aşamasına yer aldığımız. Mesela bu kreşlerimize yönelik. Büyükşehir Belediyesi'nin kreşlerine nasıl yaklaşacaklar? Şimdi bilmiyoruz ama diğer belediyelerimizin kreşlerini hemen kapattırdılar. Ondan sonra ilk kayyumun atandığı belediyelerden birisi Diyadin Belediyesi'ydi, Ağrı. Kayyumun ilk yaptığı şey çift dilli olan tabelasını söktürmek oldu. Sonra tepki falan gelince tekrardan yine tabelasını geri taktı, hatırlarsınız siz de. Ama şey, yani hani o sadece onun göstergesi, aslında ona dayanamıyor. Yani bir de içeride şimdi tepki falan gösterecek hem insan bırakmadılar, hem de tepki olsa bile bunu yayacak medya da bırakmadıkları için. Yani o kreşler kapatıldığı zaman, kültür merkezleri kapatıldığı zaman yani hani kimsenin zaten haberi olmayacak ya da hani haberi olsa bile çok fazla insanlar direnemeyecek. Yine kültür müdürlüklerinde çalışan tiyatrocu arkadaşlarımızı mesela bir kısmını zabıta yaptılar. Bir kısmını işte hayvan borsası var mesela, hayvan borsasına gönderdiler. Bir kısmını işten attılar falan. Mesela eğer memurlarsa direkt hemen işten atamıyorlar. Ama sözleşmelilerse sözleşmelerini kesiyorlar. Yani yenilenmiyorlar. Böyle belediyede böyle bir şey yapıyorlar. Yani sonra mesela 13 hafta kadar önce Bağlar'da Ferzat Kemanger Özgür Okulu vardı. Ferzat Kemanger Özgür Okulu 2 sene önce kurulmuş 3 tane Kürtçe eğitim yapan okuldan bir tanesiydi. Ferzat Kemanger Okulu da kapatıldı. De facto'ydu, şey değildi. Devlet bu seneye kadar bile onu şeyde Avrupa'da, yani ben kendim de şahidim, şey gösteriyordu. Yani kendi ana dillerinde eğitim bile yapıyorlar. Yani yasal bir şey yok. Ama mesela Azadiye Velat gazetesiyle Ferzat Kemanger Okulu'nu şey gösterebiliyorlardı dışarıda. Demokratçılık oynamak istediklerinde gösterdikleri örneklerdi. Ama bu sene mühürlediler yani hani onu da. 250 tane çocuk eğitim görüyordu. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf çocuklarıydı. Orada da yine ana dili temelli çok dilli eğitim yapılıyordu. Kurmancı ve Zazaki, yani esas çocukların hepsi Kurmancı, o yüzden Kurmancı lehçesi üzerine dayanıyor ama Zazaki'yi de lehçe olarak öğreniyorlardı. 3. sınıftan itibaren de İngilizce de öğreneceklerdi. Bu sene hani o fırsat olmadan yani o iki lehçede kalmış oldu, onu kapattırdılar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne falan başvuruldu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, ama hiç yollar falan tüketilmediği için değil, kapatıyorlar. Bunlar dışında mevsimlik işçiler, yani çok yakın zamanda bir ay kadar önce oldu, bir şantiyede bir tane Kürt işçi yani diri diri yakılarak öldürüldü. Yani Kürtçe aslında konuşan insanlardan biriydi. Antalya'da yine öyle, yani Kürtçe konuştuğu için dövülerek yakılmadı ama bu sefer dövülerek öldürüldü. Otobüste Kürtçe konuştuğu için hani yani hem muavin ve işte şoför hem de diğer yolcular tarafından linç edilen bir sürü örnek var. Bunların bir kısmı medyaya yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Falan filan. Bir bu insan boyutu var. Bir de şehir boyutları var. Yani geçen sene başlayan bu şehir savaşlarında Sur, Nusaybin, Cizre, Gever, Silopi, İdil. Bunlar yani yok edildi. Mesela Şırnak diye bir şehir yok şu anda. Gerçekten yok. Yani ne şey var, ne bina var, ne hiçbir şey yok. İşte Sur'un çok büyük bir kısmı yok. Hala biz giremiyoruz Sur'un yani esas savaşın olduğu bölgeye giremiyoruz. Sadece uydudan çekilmiş fotoğraflarla hiçbir şeyin kalmadığını. Yani 8000 yıllık bir kent orası. Yani kimler gelmiş, kimler geçmiş ve şey yok yani şu anda. Hani eser yok oradan. Buralar Kürtçenin en canlı olduğu yerlerdi. Yani bu yıkılan yerler. Kentler yok edildiği zaman bu insanlar da aslında yani o dillerini yeniden yani hani dönüştürebilecekler. Mesela savruldu insanlar. Yani göç şeyi çok etkileyen bir şey. Dil kaybını çok etkileyen bir şey. Bu şehirlerin yok edilmesinin yanında tabii ki insanlar yok edildi. Bine yakın insan, yani içinde sivili var, çocuk var, yaşlı kadını var. Tayvet İnan var belki. Yani yine medyadan görmüşsünüzdür. Evinin kapısının önünde öldürüldü ve 3 gün sokaktaydı. Cesetli işte şeyde, yani hani buz dolabında, o buzlukta bekletilen çocuklar. Sokak ortasında Ranger arabalardan inip, yani yüzü maskeli polislerin öldürdüğü çocuklar falan var. Bir sürü.
Bu 1000 kişi tespit edilen 1000 kişi, yani 1000 ortalama 1000 kişi var. Bir de tespit edilmeyen 6000 tane insandan bahsediliyor. Sonra yani Rojava deneyimi var. Böyle parça parça geriye gidiyorum. Yani Diyarbakır'da son 2 yılda benim şahit olduğum her gün mutlaka cenaze vardı. Ve yani Diyarbakır'da neredeyse genç kalmamıştı gerçekten. İnsanlar gidip savaşıyorlar. Niçin savaşıyorlar? Tabii ki kendi toprakları için savaşıyorlar. Kendi kimlikleri için mücadele ediyorlar. Ben ilk başta dedim ya hani o, yani ayrımcılık ve eşitsizlikten daha başka bir şey olduğunu, hani bu yüzden yapıyorlar insanlar. Hani bu yüzden içinde ölüm var. Yani kentlerin yıkılması var, şu var, bu var. Ve insanlar gayet farkında yani. Falan filan yani işte başka mesela 2002 yılında üniversiteden atılmış 2000 tane öğrenciden bahsetmiyor. Kürtçe seçmeli ders istediği için. Ben 4 yıl sonra yani 2002 yılında şey yapıldı. Yani Kürtçe seçmeli ders istediği için 2000'e yakın insan üniversiteden atıldı. Bazıları bir daha hiç üniversite sınavına girme yasağı geldi. Yani üniversite sınavına bir daha giremediler. Bir kısmı benim arkadaşımı tanıyorum. Ben 4 sene sonra üniversitede ders verdim. Yani Kürtçe dersi verdim. Yani böyle bir şey ama insanlar bir daha geri gelemedi falan. Şimdi Gülten Kışanağ'ın Diyarbakır cezaevinde 1982 yılında o kaldı. Yani dünyanın en kötü 10 cezaevinden bir tanesi. O cezaevinde Kürtçeden kaynak, Kürtçe bilmediği için, Türkçe konuştuğu için ama diğer şeylere, mahkumlara onlara Türkçe öğretmediği için yediği dayakların hikayeleri var. Bir kısmı medyaya yansıyan, bir kısmı benim kendim bildiğim falan. Bunların hepsini düşündüğümüzde çok hızlı 2-3 dakikada toparlayacağım. Yani hani arada atladığım bir sürü şey var. Yani niye oluyor? Yani neden bütün bunları yaşamak zorunda kalıyor? Ve bu sadece Kürtlerin yaşadığı bir şey değil. Yani hani bir sürü yerde yaşanan bir şey. Yani bütün şeyle ilişkili tabii ki. Yani homojen bir ulus devlet oluşturmakla ilişkili. Pierre Clast, yani antropolog, bununla ilgili hani aslında o dil üzerinden anlatmıyor ama onun anlattığı bir şeyi uyarlayabiliyoruz. Yani bu homojen bir ulus yaratmak istediklerinde iki tane yönteme başvuruyor egemenler. Bir yöntem genosit yöntemi, soykırım yöntemi. Bir yöntem de etnosit yöntemi ya da işte kültür kırım, kimlik kırım da diyebiliriz. Şey yapabildi yani genosit bedenini tamamen ortadan kaldırmaya, yok etmeye yönelik bir yöntemken etnosit onu beyninde öldürmeye, yani hani bedenini koruyan ama o bedenin içini başka bir bedene çeviren bir yöntem. Parametresi farklılık, yani kendisinden farklı olan karşısındaki kitleye, gruba, halklara, yani dönüştürebileceğine inandığını, kendisi gibi homojenleştirebileceğine inanmadığını ortadan, bedenini ortadan kaldırmaya, soykırmaya çalışıyor. Ama dönüştürebileceğine inandığını da etnosite maruz bırakıyor. Bunu yani işte Türkiye'deki parametresi şey üzerinden, din üzerinden, Müslüm gayrimüslim üzerinden gitti. Kürtler çok uzun bir süre boyunca dönüştürülebilecek olan bir topluluktu. Yani hani büyük bir kısmı. Ama arada bir sürü ölüm tabii ki yine var. Bu son yani genositle etnosit böyle çok kalın çizgilerle birbirinden ayrılan şeyler değil. Yani dönüşebilen şeyler. Mesela hani genositte bütün yani bir yok etmeye çalıştığı halkın hepsini tamamen yok edemiyor tabii ki. Geride kalanlara etnosit uyguluyor ya da etnosit uyguladığına bir noktada genosit uygulamaya karar verebiliyor. Türkiye'de Kobani direnişi yani Tayyip Erdoğan'ın işte düştü düşecek demesinden sonra yani kent ver yani hani şey yani Kobani direnişleri her yerde başladı ve orada aslında şeyi fark etti yani Türkiye. Kürtlerin çok fazla uluslaştığını, çok aşırı yani uluslaşmasının aslında Kürtlerin tamamlandığını artık şeyle yani hani işte seçmeli derslerle, kültür faaliyetleriyle, şunla bunla asimile edemeyeceklerini, yani şeye entegre edemeyeceklerini fark ettiklerinde, aa gidiyor, yani elimden tamamen gidiyor dediğinde başlattığı bir süreç var. İşte o süreçte nedir? Yok edilen kentler, katledilen insanlar ve yani hani o böyle demokrat gibi kendini göstermeye çalıştığı dönemlerde atılan, dille ilgili atılan adımların falan hepsinin ortadan kalktığı bir şey. Yani işte gazetesi de kapandı, okulu da kapandı, belediyelerde yapılan çalışmalar falan filan da hepsi. Bugün şimdi yani yeniden bilmiyorum, yeniden yani bir şeyin ortasında, bir genositin ortasında devam eden bir süreç var. Nereye gidecek, nasıl gidecek? Yani çok bulanık, çok belirsiz. Böyle.
bir akademisyen gibi anlatamadım. İçimden gelmedi gerçekten. O yüzden böyle soyutlamadan konuştum bazı şeyleri. Teşekkür ederim. Uzattığım için de özür dilerim. Çok çok teşekkürler. Çok zor tabii böyle bir anlatıyı da kesmek ama sonunda umuyorum sizin de sorularınızı biraz daha açma fırsatı bulacağız. Bu konuların üzerine gitme fırsatı. Bence belediyeler üzerinden konuşmak bu konuyu özellikle anlamlı. Yani şu anda çok önemli bir müdahale var belediyelere kayyım atanması, seçilmiş başkanların tutuklanması. Bunu haberlerde duyduğumuzda muhtemelen hiçbirimiz o kreşlere giden çocukları hayal etmiyoruz değil mi? Onlar da şu anda kreşlerinden mahrum kalmış vaziyetteler veya belediyenin Diyarbakır için geçerli galiba mesela tiyatro festivali yapılacak. Şimdi mekan yok. O festivale buradan gidecek gruplarda bilemiyorlar acaba sahneleyebilecekler mi oyunlarını. Oradakiler zaten tiyatro çalışmalarını sürdüremiyor. Dolayısıyla eğitim dediğimiz eğitim ve dil üzerinden kurulmuş büyük bir alan var orada ve o alan şu anda yok oluyor. Onun yok olması ne demek? Orada yaşayan çocuklar ve gençler için en başta ne demek? Buna nerede çok çarpıcı örnekler verdi Şerif Derince. Bence başka burada çok önemli bir vurgu da yani dillerin kaybolmasıyla, ana dillerin kaybolmasıyla hep birlikte nasıl fakirleşiyoruz? Yani o çok dillilik hepimiz için büyük bir zenginlik ve yokluğu da hepimiz için büyük bir kayıp. Ben kendi üzerimden düşündüm. Eğer ana diller bu kadar bastırılmasaydı Arapça ve Boşnakça da konuşuyor olabilirdim Türkçenin yanı sıra. Türkçe de konuşuyor olabilirdim. Bütün çocukluğum Diyarbakır'da geçti. Diyarbakır'da bir köylük okulundan mezun oldum. Zazaca öğrenen arkadaşlarım, ana dili Zazaca olan arkadaşlarım vardı. Onlardan öğrendiğim 3-5 kelimeyle. Onlar benim için, benim çocuk gözümde büyülü bir dil konuşan ve dağdaki her şeyi, işte bitkileri benden daha iyi bilen insanlardı. Ama bir noktada ayrımcılıkla birlikte ayrıcalıkları da konuşmamız gerekiyor. Hep ayrımcılıklar üzerinden konuşuyoruz ama bir kısmımızın da ayrıcalıkları var. Mesela Türkçe ana diline doğan ben, onların arasından bir özel okulda okumaya, İngilizce eğitim almaya devam eden tek kişi oldum. O girdiğimiz sınavdan, sondan ikinci de girmiş olsam İstanbul'da bir okula girebilen tek kişi oldum. Ve bu tabii ki rastlantı değil ve aramıza gerçekten büyük mesafeler girdi o noktadan sonra. Dolayısıyla ayrımcılıkları konuşurken hepimizin daha fazla bence konuşması gereken şeylerden bir tanesi de ayrıcalıklar ve o ayrıcalıkların içinde yaşadığımız kayıplar aynı zamanda. Ben Melisa ile devam ederiz diye düşünmüştüm ama sonra şimdi aramızda konuştuk. Elmas Arusu'la devam etmek belki daha iyi olacak bu tartışmanın da sürekliliği açısından. Romanlardan zaten bahsetti Şerif Derince. Elmas Arusu çok farklı alanlarda yaptığı çok sayıda çalışma var ama romanlarla yaptığı çalışma ve romanların eğitim ve dille ilişkisi üzerine bugün daha çok konuşuyor olacak. Elmas Arusu çok genç ama bu çok genç bu hayatı içerisine çok şey sığdırmış, çok yaratıcı projeyi sığdırmış birisi. Görsel alanı çok iyi kullanan, onunla da üretim yapan birisi. Çok sayıda filmi var. Türkiye'nin 38 şehrinde 400 roman mahallesini ziyaret ederek yaptığı Buçuk filmi 2010 yılında çıktı ve o günden beri çok sayıda festivalde gösterildi ve çok sayıda ödül aldı. Onun dışında Sıfır Ayrımcılık Derneği kurucularından ve romanlar için Kamu STK Diyalog Grubu, Prala Romanların Hukuki Desteği Eğitimi projeleri gibi projelerde koordinatörlük yaptı. Avrupa Komisyonu tarafından verilen proje ödülleri var. 2014'te Demokrasi Denetçileri Derneği Lider Kadınlar ödülü var. 2014'te yine İsveçli diplomat Raoul Wallenberg adına verilen Avrupa Konseyi tarafından verilen İnsani Yardım ödülü var. Aynı zamanda Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde de aktif olarak çalışıyor. Ederim hocam. Aslında Şerif'in anlattıklarından aslında yaşadıklarımızın ne kadar birbirine çok benzeyip ama farklı yollardan
bu deneyimlerimizi kazandığımızı fark ettim. Biraz daha o anlatırken o kendini anlattı. Aslında beni ve benim toplumumu da anlattı bir anlamda. Belki hani bizim mücadelemiz dil üzerinden değildi ama ayrımcılık ve yoksulluk üzerinden benzer deneyimlerle ben de bugün bu konuşmayı devam ettireceğim. Ben Türkiye'deki romanlarla ilgili çalışmalar yürütüyorum ve bir roman olarak aslında deneyimlerim üzerine konuya başlayacağım. Romanlar kimdir? Biraz ondan bahsedeyim istiyorum. Çünkü işte herkesin kafasında bir Sulu Kule'deki roman algısı var. Bunun, bu algının çok çok ötesinde aslında romanlar. Homojen bir grup değil aslında bakarsınız romanlar. Biraz tarihsel olarak arka planından bahsedip daha sonra işte romanların özellikle eğitim alanında yaşadığı ayrımcılık üzerine konuşmak istiyorum. Türkiye'de 4 tane farklı roman olarak adlandırılan aslında çingene olan gruplar var. İşte Doğu Güneydoğu Anadolu'da Şerif daha iyi bilir. Özellikle Diyarbakır'da bizim çalışma alanımız Domlar yoğun olarak yaşıyor. İşte ülkenin kuzeyinde Lom grupları yoğun olarak yaşıyor. İşte Orta Anadolu'da Abdal grupları ve Batı'da Roman dediğimiz gruplar ortak olarak yaşıyor. Bu gruplar farklı olmasına rağmen farklılar ve farklı dilleri de var. Türkiye'de yaklaşık işte resmi rakamlar 2,5 milyon civarı diyor ama gayri resmi rakamlarda 5 milyon civarında bir Çingene nüfusunun olduğundan bahsediliyor. Bu grupların aslında yaşadığı her şey ortak. Yani farklı diller olsalar da, farklı işte bölgelerde yaşasalar da, farklı işte öncelikleri olsa da yaşadığı sorunlar ortak. Hemen hemen tüm Çingene grupları aynı mağduriyeti, aynı yoksulluğu ve aynı ayrımcılığı yaşıyorlar. Biz Sıfır Ayrımcılık Derneği olarak, Elmas Arısı olarak özellikle Türkiye'nin 38 bölgesinde çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar doğrultusunda şunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de romanlar ayrımcılıkla karşı karşıya. Bu hangi alanlarda ayrımcılık yaşıyor romanlar? Daha çok istihdam alanında, eğitim alanında, sağlık alanında ve barınma alanında yaşıyorlar. Bu ayrımcılık yaşadığı alanlarda aslında hep birbiriyle kesişen alanlar. Örneğin işte istihdam alanında yaşadığı yoksullukla mücadele pratiği, yoksulluk yaşadığı yoksulluk eğitime de yansıyor. Nasıl mı yansıyor? Türkiye'de işte 5 milyon roman diyoruz ya, en az 2-2,5 milyon çocuğun okula gittiğini varsayıyoruz ve bu çocuklar işte genelde işte toplumun en kenarında oluşan mahallelerde yaşıyor. Bilinen roman mahalleleri, Çingene mahallelerinde yaşıyor. Bu mahallelerden çıkıp okula gidiyor. Okul genelde mahallenin çok kenarında, işte %100 roman çocuklarının gittiği okul ya da %50 roman çocuklarının gittiği okul. Okulun standartları çok çok belli. İşte daha çok öğretmenlerin sürgünlü yeri olarak tanımlanan okullar bu okullar. Ve çocuklar hani öğretmenlerin genel olarak bakış açısı işte bu çocuklardan hani ne olacak, yani ne değişecek, okuyup da ne olacaklar, yine hani mahallesine dönüp aynı ailesi gibi yaşayacak. Ailelerin genel bakış açısı şu, evet yani çocuğum benim yani okuyup da ne olacak, en fazla hurdacı olacak, çiçekçi olacak, ondan sonra işte ya da ne bileyim temizlik işçisi olacak. Bunun dışında ailenin de bir öngörüsü yok. Yani çocukların yaşamına dair hep şeyi söylüyorum. Ailenin bir hayali yok. Biz roman mahallelerinde kendi ailem dahil olmak üzere çocuklarla ilgili, gelecekleriyle ilgili konuştuğumuzda hep şunu söylüyor. Yani roman çocuğu roman doğacak, roman olacak. Yani benim yaptığımdan öte bir iş yapmayacak diye şey yapıyor. Çünkü hayatın o kadar çok içinde yoksullukla boğuşuyor ki, yani çocuğu aslında hani çok uzun vadede ilkokulu bitirecek, ortaokulu bitirecek, liseyi bitirecek, üniversiteyi bitirecek, onun için çok uzunca bir süreç. Yani bugün
İşte 50 liralık hurda toplayıp ondan sonra o 50 lirayı 5 çocuğun karnını doyurmayı düşünmek dışında başka bir ideali yok yani. Aslına bakarsanız 2000'lerden sonra romanların eğitimle ilişkisi daha fazla olmaya başladı. Şöyle oldu, geleneksel meslekler yok oldu roman ailelerin hayatında. Geleneksel mesleklerin yok olmasıyla birlikte yerleşik hayata geçmek zorunda kaldı ve şehrin çeperinde, kenarında mahalleler kurulmaya başladı. Şimdi ne oluyor? Sonuçta mahallede oturuyor, artık hani yerleşik olarak bir işe başlamak zorunda bu insanlar. Herhangi bir deneyimi yok, iş gücüne erişebilecek yetenekleri geliştirilmediği için de ne yapıyor? Toplumun yapmadığı işleri yapıyor mesela. Sonra bakıyorken hani toplumun yapmadığı işlerle beraber çocuğun eğitimi de hani artık o devlet mecbur, senin hani bu çocuğun okuması gerek diyor ve seni okula kaydettiriyor ve aile de çocuğu okula kaydettiriyor ama çocuk okula gidip geliyor sadece. Yani ilkokul okumayı 4. sınıfta öğrenen çocuklardan bahsediyoruz. Ondan sonra bu çocukların işte okula gidince hem ailelerinin bir anlamda hani motivasyon yok. Yani çocuk zaten hani ne olacak, okuyup da ne olacak. Diğer taraftan işte okuldaki öğretmenlerin bir anlamda bu çocukların yani okuması için artı bir şeyi yok. Yani çabası yok. Dolayısıyla ne oluyor? Okula gitmeyen, işte eğitimi kopuk olan çocuklardan bahsediyoruz. Peki bunun ayrımcılık neresinde diyeceksiniz? Yani hep kendi hayatımla ilgili örnekler çok veriyorum. Yani biz Bahçelievler'de İstanbul'un çeperinde bir mahallede okuduk. Mahalleden işte onlarca çocuk yola dökülüp işte bir roman mahallesi okula gidiyorduk mesela. Okula gittiğimizde müdürümüz mesela ilk önce bizi sıraya çeker. Derdi ki gelin çocuklar hadi ayaklarınız çok pis ve 500 kişilik sınıfın önüne bizi çıkarırdı, okulun önüne çıkarırdı. İşte sakın çocuklar bu çocuklar gibi pis olmayın. Sakın çocuklar ayaklarınızı yıkayarak gelin ya da başka bir şekilde. Bizim motivasyonumuz tabii ki kırılıyordu bir anlamda. Hani birileri bunu kırıp aldırmayıp hayata devam ediyor. Yine eğitimine devam ediyor ama yani okul idarecisinin bu tavrı da yani o yaştaki çocuklar için çok etkileyici bir anlamda. Eve geliyorsun mesela işte iki odalı bir evde yaşıyorsun. İki odalı bir evde işte öğretmen sana işte bir ödev veriyor. İki odanın birisinde aile yemek yiyor, çamaşırını yıkıyor, başka bir şey yapıyor. Diğer odada bütün aile bireyleri de bir anlamda başka bir hayat yaşıyor ve çocuğun eğitim okulda verdiği ödevleri yapacakları bir alan bile oluşmuyor. Dolayısıyla hani bu barınma koşulları ev hayatta çocuğun eğitiminin kesilmesine bir anlamda neden oluyor. Diğer taraftan hani ben bir sürü aslında not almıştım buraya da o kadar yani derin sorunları nasıl yüzeysel anlatabilirim notları almıştım bir anlamda ama geçemeyeceğim yani şunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Özellikle geçen hafta Kırıkhan'daydım. Kırıkhan'da yaklaşık 300 tane çocuğun, 300'e yakın çocuğun, mahalledeki bütün çocukların hemen hemen rehabilitasyon okullarına kaydedildiğini fark ettik. Ve oradaki ailelere, toplum liderlerine şunu sorduk. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ya da işte buna nasıl izin veriyorsunuz? Yani bu çocukların hepsi normal çocuklar, nasıl rehabilitasyon okullarına kaydettirilebilir? Dernek lideri uzunca bir konuşma yaptı. Şunu söyledi. Elmas Hanım dedi yani çocukları şunu düşünün. İşte çocuklar doğuyorlar. 5 yaşındalar. 6 yaşındalar. Okula başlıyorlar. Okula gidiyor çocuk. Ondan sonra buradaki mahalledeki bilgi ve deneyimleriyle okula gidiyor. Öğretmen ne yapıyor? O çocuğu anlamakta güçlük çekiyor. Çünkü çocuk mahallede kullandığı 300 kelimeyle mesela okula gidiyor. Hani dilden bahsettik ya biraz önce. Aslında dil romanların da mahallede kullandığı dil okula gidince yabancı bir dil haline geliyor. Dolayısıyla hani hem onların kendilerini, roman çocuklarının kendilerini anlatmada sıkıntı yaşıyor. Hem de yani
öğretmen o dinamikleri anlamakta güçlük çekiyor ve bu çocuk okulda ve çocuk anlayamıyor, dersi anlayamıyor. Her zaman o örneği veriyorum. Mesela çocuğa diyor ki işte bardakla su getir diyor. Çocuk bardağı tas olarak biliyor veya başka bir şey olarak biliyor. Öğretmen bunu anlayamıyor ve çocuğa yani çocuğun geldiği kültürü anlayamadığı için ona göre yani düz kendi nasıl diğer çocuklara eğitim veriyorsa o eğitimle devam ediyor. Diğer taraftan bu çocuk okula gidiyor, 2 senede okumayı çözemiyor. Öğretmen diyor ki hani ben bu çocukla uğraşamıyorum, zaten çok yaramaz, zaten geç geliyor buraya, zaten derse konsantre olmuyor. Senin biraz önceki örneğinde olduğu gibi yani arka sıralarda sadece küpler oturmuyor aslında, arka sıralarda romanlar da oturuyor. Niye oturuyor? Çünkü dersi dinlemeyecek, okumayacak o çocuk, ondan adam olmayacak, o yüzden oralarda oturuyor. Yine kendi deneyimlerimden sınıfın en uzun boylusuydum. Erken gelişmiştim biraz. Öğretmen hep arka sıraya oturtururdu. Hani boyumun uzun olduğundan kaynaklı. Benden daha uzun çocuklar gelmişti sınıfa. Gene ben arka sırada oturuyordum. Ama o ana kadar şey diye düşünüyordum. Yani boyum uzun da o yüzden arka sırada oturuyorum. Sonra öğretmen başka bir zaman gelip de saçlarım çok uzundu bu kez. Gelip işte bit kontrolünü ilk önce bizim mahalleden gelen çocuklarda yapınca artık meselenin boynumun uzunluğu veya işte saçımın uzunluğu olmadığını fark ettim mesela. O zaman ilk defa ayrımcılığı orada hissetmiştim. Biraz önceki hocanın dernek başkanının anlatımına geri dönersem benzer sorunlar onlar için de geçerliydi. Mesela işte bu çocuklar okumayı yazmayı öğrenmeyince rehabilitasyon merkezlerinden mesela yöneticiler geliyor. Diyorlar ki işte zaten roman çocuklarından bir şey olmaz. Ailelerinde derin bir yoksulluğu var mesela. Biz size 200 lira vereceğiz, 300 lira vereceğiz. Bu çocukları bu merkeze kaydettireceksin. Sen işte kaliteli servisle gidip geleceği gibi bir eğitim alacak. Hem de siz de ekonomik olarak hani bu yoksulluğu tam kurtulacaksınız. Ailede 5 tane çocuk var. 5 çocuğun hepsi bu merkeze gidiyor. Daha önce roman çocuklarının işte eğitimle ilgili önünde 1000 tane sorunu vardı. Yani işte devamsızlık sorunu vardı. Ondan sonra devam edip işte sadece 4. sınıfta okumayı yazmayı öğrenebilecek kadar kaliteli eğitim alıyordu. Erken yaşta evlilik sorunları vardı. Ondan sonra işte orta öğretime geçişte bir sürü problem vardı. Üniversiteye gelince işte kimliğini gizlemek gibi bir sürü problemlerle karşı karşıyaydı ama bu bütün problemler silsilesine zamanla birlikte bir de bu okullar mesela eklendi. Yani şu anda roman çocuklarının ben geleceğini hep karanlık görüyordum. Şu anda hiçbir şey göremiyorum roman çocukları ile ilgili. İşte devlet bir tane strateji belgesi açıkladı. Romanların tüm sorun alanlarında alanlara çözüm oluşturacak eylem planı açıklıyor. Bu eylem planında da eğitime geniş bir şekilde yer verdi. Fakat eylem planının uygulamasında şu anda hiçbir şey yok. Zaten hani hiçbir denetim yok. Romanlar gibi dezavantajlı konumda olanlar için özel spesifik eğitim modelleri yok. Bunlar zaten çok büyük sıkıntı ve hani bu rehabilitasyon okullarının denetlenmemesi, ondan sonra roman mahallelerindeki çocukların bu okullara yönlendirilmesi aslında büyük bir travmatik durum. Biz işte sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları, bu alanda çalışan roman örgütleri olarak bunun olabildiğince üzerinde duruyoruz. Çünkü zaten hani roman çocuklarının eğitim erişimiyle ilgili 1000 tane sıkıntı varken bu sıkıntı tamamıyla eğitimin önünde set olarak karşımıza çıkıyor. Geldiğimiz nokta şu, son olarak şunu söyleyebilirim. Yani ben işte yani roman meselesi işte tüm kesimler tarafından bu çocukların eğitime erişimi, yoksullukla mücadele, ondan sonra işte barınma koşullarının iyileştirilmesi herkesin ortak hani anlaştıkları bir mesele. Tırnak içinde siyasileşmemiş, daha insani bir mesele olarak görülüyor. Ama sonuç itibariyle sizden de bir farkınız yok yani. Buradan da bir farkınız var. Yani, o yüzden hani mesele meselesi de değil. Sadece
bence. Geçen yine Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da hani bunu da hani küçük bir istirhamım olarak söylüyorum. İşte surdan çıkan 5000 dom olduğunu biliyorum ve bu dom ailelerin çocuklarıyla ilgili işte bir araştırma yaptık. 300 tane çocuğun okula kaydının yapılmadığını, birçok çocuğun o surda yaralandığını ve yanıkların olduğunu gözlemledik. Ve bu şeyin de bu çocukların sahip zaten hani devletin böyle bir sistemi yok sahip çıkılması anlamında. Fakat hani başka kurumlar da bir anlamda yalnız bırakmış bu dom çocuklarını. Dolayısıyla hani şeyi fark ettik. Mesela dilden bahsediyoruz ya, işte baskın dil diğer dili aslında görmezden geliyor. Orada da mesela işte domlarla konuştuğumuz zaman ana dili domca ama domcayı unutmuş, tamamıyla ana dili Kürtçe gibi konuşuyor. Şimdi o taraftan baktığımız zaman da başka bir şey. Dolayısıyla baskın dil diğerini, yani baskın olmayanı bastırıyor. Evet, bir de onun baskısı var. Dolayısıyla mağduru konumunda. Diğer taraftan yine hani ayrımcılıktan bahsediyoruz ya, işte Türklerin ayrımcılığından bahsediyoruz, işte başka grupların ayrımcılığından bahsediyoruz. Hani Diyarbakır'daki deneyimlerim üzerine konuşuyorum. Biz bize olduğumuz için konuşuyorum. Mesela işte orada biz bize. Yine de biz bize sayılırız. Zaten bizi izleyenler belirli kişilerdir. Mesela oradaki aileler şeyden, surdan çıktı. Biz de işte Kürtlerle aynı mağduriyeti yaşadık. İşte dom ailelerinden bahsediyorum. Fakat hani bize sahip çıkan kimse olmadı. İşte 300'e yakın çocuk okula gitmiyor ama birisi de kapımızı çalıp bu çocuklar neden okula gitmiyor? Hadi bunlara da bir el atalım demedi. Diye bir sürü serzenişte bulundular. Aynı zamanda ev kiralama konusunda da bir sürü serzenişte bulundular. Ben dedi artık sokakta asla domca konuşmuyorum dedi. Hep Kürtçe konuşuyorum. Neden? İşte dom olduğumu anlarlarsa işte bana ev kiralatmazlar diye konuşmuyorum dedi. O yüzden hani birbirimizin yarasına dokunarak aslında iyileşeceğiz. Bu anlamda da birbirimize karşı da duyarlı olacağız biz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler sevgili Elmas Arız. Aslında sonunda yaptığınız vurgu bence çok çok önemli. Hepimizin yaraları var. Kimimizin çok derin yaraları var ve çok katmanlı yaraları var. Ama hani birbirimize dokunarak ancak iyileşebileceğiz. Ben de benzer bir tartışmayı hatırlıyorum. Ebru Kültürel Çeşitlik Üzerine Yansımalar diye bir çalışma sırasında Diyarbakır'da yaptığımız tam da böyle bir tartışmada bu noktaya gelmiştik. Peki ya Diyarbakır'ın en fakir mahallelerindeki romanlar, yani en sesi duyulmayan kesim, hani en sessizleşmiş ve hikayesi duyulmayan kesim olarak onlar konuşuyordu. Ama tabii ki burada amacımız mağduriyetleri yarıştırmak ya da en mağdur kim demek değil, tam tersine bütün bu farklı mağduriyet alanlarının birbirlerini nasıl değdiğini anlamaya çalışmak ve verdiğiniz örnekler o kesişim alanlarını da bize çok güzel açmaya başladı. Dil, etnik kimlik, dini kimlik, mezhep, mesela Kürtçe konuşan Ezidilerden bahsedersek onların da bambaşka bir şeyleri var değil mi? Onların da dil ve eğitim yaraları bambaşka. Belki bazı noktalarda romanlarla daha yakın bir yerde duruyor olacaklar. Dolayısıyla bütün bu farklı eksenler birbirine değiyor ama bunların ötesinde de eksenler var. Engellilik mesela bunlardan bir tanesi. Engellilik adıyla tanımladığımız farklı varoluşlar aslında. Biz onlara farklı varoluşlar olarak bakamıyoruz. Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, kendimizi nasıl algıladığımız pek çok farklı eksende aslında dünyanın insan çeşitliliğine ve varoluşuna varoluşlarımızla katkında bulunurken bu özelliklerimizden dolayı kendimizi ayrımcılığa uğrarken bulabiliyoruz ve bunların hepsini yarattığı katman katman travmalar var. Tam da bu bağlamda ben Melisa'nın hayranlarından bir tanesiyim. Sevgili Melisa, soranı dinleyeceğiz şimdi. Çok farklı
mağduriyet alanlarını, çok farklı ayrımcılık alanlarını bir arada ele alan çok yaratıcı çalışmalar yapıyor Melisa Sören. Melisa da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun, sosyoloji ve eğitim bilimlerinde lisansı, yüksek lisansını yapmış. Daha sonra çok sayıda sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. 2012 yılından beri de Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Seçbir'de çalışıyor. Seçbir'in de hayranlarındanım. Kenan Çayır da burada. Gerçekten eğitime dair bize çok farklı bir alan açtı. Eğitimi, hayatın her alanındaki eğitimi yeni gözlerle algılamamıza ve yeni alternatifler üretmemize alan açan çok çok kıymetli bir merkez Seçbir. Onların bütün çalışmalarına katıldığımda çok kendimi zenginleşmiş hissediyorum ve çok şey alıyorum. Kendi eğitim çalışmalarımı da yansıtmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Seçbir iyi ki var. Orada da böyle düzenli söyleşiler yapılıyor ve çok farklı kesimlere, özellikle de öğretmenlere çok değiyorsunuz ve her kesimden her düzeyde öğretmenlik yapan kişiye kendilerini geliştirmeleri ve yeni eğitim perspektifi kazanmalarına alan açıyor akademik çalışmalarının yanı sıra Seçbir. Çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla da ortaklaşa çalışmalar yapıyorlar. Biz de Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Grubu olarak Mor Sertifika'da işbirliği yaptık ve çok şey öğrendik o işbirliğinden. Melisa Soran da ayrımcılığa bütün bu farklı eksenleriyle birlikte ve galiba cinsiyetçiliğe de cinsiyet alanına da özellikle yoğunlaşarak bakacak şimdi. Çok teşekkür ederim. Ayşegül beklentiyi biraz yükseltti. Karşılayabileceğim miyim? Onun için çabalayacağım diyeyim. Şimdi esasla yapmak istediğim girişin çok büyük bir kısmını yaptığı için Ayşegül şöyle, ben konuşmamda daha çok cinsiyet ve engellilik meselesine odaklanarak konuşmaya çalışacağım. Şimdi sonuçta yani eğitimin cinsiyet normlarının öğretilmesinde çok kilit bir rolü olduğunu esasında hepimiz hayatımızdan biliyoruz. Ya bu da biraz esasında cinsiyet normlarından ne kastettiğimi açmak istiyorum. Çünkü hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz. Bence o önemli. Bir tanesi şu. Bu yani iki tane cinsten ibaret hayat. Kadın ve erkek. Ve bu doğduğumuz andan itibaren böyle ve değişmez bir şekilde, sabit bir şekilde bu böyle. Ve doğal olarak biz doğuştan olarak çok farklı iki cins olduğumuz için toplumsal rollerimizin farklılaşması da çok doğal ve bunun kadınlar aleyhine sonuçlanıyor olmasının hiçbir sorunu yok. Çünkü zaten çok temel bir fark var ve o farktan cinsiyetçi bir iş bölümünün doğması kaçınılmaz. Bir hat bu. İkincisi yalnızca olabilen ilişki heteroseksüel bir ilişki. Ve bu heteroseksüel ilişki de zevk için olamaz. Mutlaka çocuk sahibi olmamız gerekiyor ve bir aile kurmamız gerekiyor. Aile kurmak çok mühim ve zaten hayatımızda hani çok da fazlaca hissediyoruz. Bütün düzen o ailenin sürmesini mümkün kılmak üzerine kurulu. Ve tabii ki hal böyle olunca yani herkes bu kurulan normlardan ne şekilde, neresinden ne kadar saptığına göre ayrımcılıktan payını alıyor esasında. Ve burada belki çok yani eğitimde de gördüğümüz ama bir sürü farklı alanda çok ciddi ayrımcılığa uğrayan LGBT bireyleri özellikle konuşmada hani merkeze almak istiyorum. Ama tabii ki hani bu normların dışına çıkan tek kesim ya da bu normlardan dolayı ayrımcılığa uğrayan tek kesim LGBT'ler değil. Ama ben ona odaklanmak istiyorum konuşmamda. Biliyorsunuzdur belki Spot'un Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu'nun ortaklaşa yaptığı bir araştırma var ve Onur Haftası'nda ilk sonuçlarını paylaşmışlardı. Daha kapsamlı çalışmaları yayınlamalarını bekliyoruz ama LGBT bireylerin sosyal ve ekonomik sorunları araştırması bu araştırmanın adı. Ve 10 ilde 2875 kişinin katıldıkları web tabanlı bir anket yaptılar ve aynı zamanda da odak grup görüşmeleriyle de bu anket sonuçlarını daha da derinleştirecek bir çalışma yaptılar. Ve şimdi bu çalışmada çok farklı sosyal politika alanlarında LGBT bireylerin uğradıkları ayrımcılıkları
raporlamaya çalıştılar ve bu alanlardan biri de eğitimdi. Eğitim alanında buldukları sonuç şu, 18 yaş altı eğitim sürecinde, yani bunu üniversite öncesi diye tanımlayabiliriz belki, üniversite öncesi eğitim çağında cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğradığını ya da olumsuz tepkiyle karşılaştığını söyleyen kişilerin oranı %67 ve %8'i de okulu terk etmek zorunda kaldığını söylüyor. Bu oran gerçekten yüksek bir oran ve bunu da not düşmek lazım. Transların oranı çok daha yüksek. Yani transların okulu terk ya da eğitimde uğradıkları ayrımcılığın oranı çok çok daha yüksek. Bu anlamda esasında ben hemen sayılarla sınırlı tutmayıp okulu terk ile sonuçlanan bir okulu terkle sonuçlanan bir trans kadının hikayesini LİSAK gönüllüsü annesinden dinleyelim hep beraber ve sonra üzerine konuşalım istiyorum. Etmesine kadar bir süreçle sonuçlandığını görüyoruz. Biz geçen sene hem LGBT aktivistlerin hem eğitimcilerin olduğu karma bir grupta eğitimde ne yaşanıyoryu ve hani bununla nasıl mücadele edebiliriz üzerine bir sene süren çok uzun soluklu bir çalışma yapmaya çalıştık ve o çalışmadan da esinlenerek böyle biraz kabaca hızlı olmam gerektiği için nasıl bir süreç yaşanıyor eğitimde ve esasında hani bu süreci nasıl dönüştürebiliriz üzerine biraz orada çıkan şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bir tanesi şu, tam da esasında Şerif'le Elmas'ın da söylediği gibi okullarda acayip böyle bir farkı teşhis etme mekanizması var. Yani çok hızlı bir şekilde bir farkı öncelikle teşhis ediyor öğretmenler ve bu teşhis hemen çok hızlı bir şekilde aileye haber vermek, uyarmakla sürüyor ve sonrasında da böyle hemen bir böyle psikiyatriye havale etme, böyle bir tedavi düzeltme süreci oluyor. Ve aynı zamanda da öğretmenlerle de biz konuşurken, çalışırken hemen arkasından da şöyle geliyor, bu çocuk için ne yapabilirim, ne yapacağım, ben ne yapabilirim, nasıl yardım edebilirim? Şimdi burada çok önemli birkaç şey var bu süreçte. Bir tanesi şu, bir kişinin kendi ifadesi, kendi beyanı olmadığı sürece hiçbir şekilde tanımlamamak çok önemli unsurlardan bir tanesi. Varsaymamak gerekiyor. Düşündüğünüz şeyi o kişiye yansıtmamak gerekiyor ve tanımlamayı kesinlikle yapmamak çok önemli şeylerden bir tanesi. Bir diğeri, kişi kendi ifadesiyle açılmış olsa olduğu noktada kişinin ne istediğini, ne göre hareket etmek ve istemediği hiçbir şeyi onun adına yapmamak
kendi isteği dışında hiç kimseyle bu bilgiyi paylaşmamak ikinci önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğeri de şu, esasla konuştuğumuz her şeydi. Sorun, bu konu özelinde bakarsak, sorun bir LGBT sorunu değil ya da yaşadığımız şey bir Kürt sorunu değil. Burada sorun esasında bir cinsiyetçilik sorunu. Yani gözü o kişiden alıp esasında cinsiyetçi ortama çevirmek ve ortamı düzenlemeye esas çabamızı harcamak gerekiyor. O noktada da ortamı düzenlemek derken biraz daha böyle neyi kastettiğimi açmaya çalışacağım. O da şu, esasında cinsiyeti dayatmamak ve cinsiyete göre tanımlamalar, gruplamalar, ayrıştırmalar yapmamak kadar basit bir şeyden bahsediyoruz esasında. Mesela biraz daha somutlaştırmaya çalışırsak, kişilere kızım oğlum diye hitap etmemek, mümkünse isimleriyle ve kendilerini nasıl tanımlamak ve kendilerine nasıl hitap edilmek istiyorsa o şekilde seslenmek mesela. Bir diğeri mesela okullarda daha küçük yaşlara bakarsak mesela oyun köşeleri, evcilik tamir köşesi gibi çok cinsiyet yüklü köşeler kurmak ve sabitlemek yerine herkesin her şeyle oynayabileceği çok daha dağınık bir ortam tasarlamak mesela. Beden dersleri çok kilit. Mesela Dikkat Okulda Trans Var diye bir belgesel var. Orada da beden dersleri bir kabusa dönüşüyor. Soyunma odasından başlayarak. Bunun sebebi ne? Çünkü biz beden derslerinde çok net bir cinsiyet ayrımı yapıp kimin ne oynayacağına kaybediyoruz. Onun tersine herkesin birlikte oynayacağı daha karma şeyler yapabilmek. Burada karmak esasında bizim genel olarak ayrımcılıkla mücadelede çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. O da şu. Kendiliğinden gruplaşmaya müsaade etmeyip biraz daha rastgele değişkenler üzerinden herkesin çeşitli gruplarda birbirleriyle çalışabileceği ve sürekli grupları döndürerek sabitlemeden değiştirerek herkesi iş üstünde birlikte üretmeye mesela davet etmek ve bunu deneyimlemelerine fırsat vermek. Esasında bunun için eğitim çok uygun bir ortam ve bunu gerçekten zorlamak mesela çok önemli şeylerden bir tanesi. Ya bu soyunma odaları ve tuvalet meselesi ni çok daha geniş bir yerden düşünmek lazım esasında. Yani tuvalet ve soyunma odası mahrem bir soyunma hali. Herkes herkesin ortasında soyunmak, herkesle aynı tuvalette falan olmak durumunda değil. Bir kere gerçekten daha ayrı kabinlerde herkesin bireysel özgürlüğünü hissederek bu işleri yapmak zaten mümkün. Ama bu haliyle kalacaksa da gerçekten hani kişilerin mesela Pınar'ın konuşmasında söylediği gibi dersin ortasında başka insanlar olmadığı daha mahrem bir şekilde soyunacağı, tuvalete gideceği bir esnekliği de göstermek bence çok mühim bir mesele. Burada bir de belki rehberlikye böyle bir rol biçmek gerekiyor. Yani doğru bilgilenmek ve bilgilendirmek, diğer öğretmenleri de yani eşcinselliğin bir hastalık olmadığını, bunun gerçekten hani tıp otoriteleri tarafından da bırakıldığını falan hani bu bilgilendirmeyi yapmak gerekiyor. O noktada mesela yani CETAT'la yani LGBT örgütlerle çok yakın çalışan ve tıp uzmanlarından yardım almak mesela çok iyi bir yöntem olabilir. Veya benim çocuğum gerçekten mesela velilerin çok ciddi bir baskısından bahsediyor eğitimciler ve bu noktada belki LİSTAK'la daha ortak çalışmalar yapıp hani velilerle LİSTAK aracılığıyla işler yapmak hani bunların yöntemleri olabilir. Veya mesela işte bu bizim çok konuştuğumuz şeylerden biriydi. Yani nefes almak için esasında öğretmenin kabulünü almak ve öğretmenin küçük bir işareti bile çok şey. Mesela gökkuşağı bileklik mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle küçük sinyaller verebilecek şeyler. Hani bu tip şeyleri bence düşünmek gerekiyor. Şimdi biraz daha aynı yoldan giderek mesela biraz da engellilik meselesi üzerine bence düşünelim. Şimdi dedik ya mesela etiketlemek ve hemen teşhis ederek başlıyoruz. Engellilikte bu mesele kaçınılmaz olarak en başında başlıyor eğitim sürecinin. Yani engelli öğrenci esasında okula tanılanarak ve damgalanarak belli şekillerde geliyor. Çünkü engelli öğrenci tanılanıyor ve eğitim sürecinin nasıl olacağı esasında tam da o tanıya göre tarif ediliyor. Üç seçenek var yani engellilik oranına bağlı olarak. Ya özel eğitim okullarına, ayrı okullara gidiyor engelli öğrenci
tamamıyla hani tecrit şeklinde. Ya aynı okulun içerisinde özel eğitim sınıfları var ve mümkün olduğunca diğer öğrencilerden hani temas etmesi, nasıl diyeyim, temas etmeyeceği böyle daha ayrı kısa bir yerde oluyor bu sınıflar. Ya da kaynaştırma öğrencisi oluyor ve esasında eğitim sürecine sınıfta diğer öğrencilerle birlikte dahil oluyor. Şimdi eğitim sürecinin içine bakmadan önce esasında engellilikte eğitim sürecinin dışında kalma tabii çok ciddi bir oran. Türkiye'de kapsayıcı eğitim durum analizi raporunu yayınladı ERG çok daha yeni. 2016, Haziran 2016 yılında. Hemen şunu yansıtacağım. Hep beraber üzerinden konuşabilelim diye. Slide gösterisini şey yapayım dedim. Yapamadım. Şimdi bakarsak bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile TÜİK'in 2010 yılında yaptığı bir araştırmanın sonucu ve görebiliyor musunuz bilmiyorum, biraz küçük sanırım. Üstteki tablo ulusal özellikler veri tabanına kayıtlı engellilerin toplu şeyini veriyor, rakamını. %42 oranında bir okuryazar olmama şeyi var. Ve mesela hemen, evet aynen, yani kadınlarda bu oran daha da yükseliyor. İkincisi mesela hemen aklımıza şöyle bir şey geliyor. Yani zihinsel engellilerdir bunun çok büyük bir kısmı. Ama mesela aşağıya şeyi verdim, çok daha detayını. Gördüğünüz gibi farklı engel türlerine göre baktığımızda yani en mesela hani kolay erişen dediğimiz grup mesela ortopedik engelliler olabilir. Orada da %26. Yani çok ciddi bir yüzdeyle esasında engeller eğitimin tamamıyla dışında kalıyor. Şimdi o noktada hemen bu sefer de eğitimin tamamıyla dışında kalmasını bir okul müdürünün atipik otizm tanısı konulan oğlunu hayır okula kaydetmiyorum diyerek hani keyfi bir şekilde dışarıda bıraktığı bir annenin dinleyelim. Atipik otizm teşhisi koyduk. Kaç yaşında? Şarkı 5 yaşında. Evet. Siz bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Sizden dinleyelim. Aslında tabii bu bizim yaşadığımız bir sıkıntı olmanın çok ötesinde. Milyonlarca bize abartmış olan tüm sadece atipik otizm değil. Tüm otizm spektrumunu yanı sıra bütün engel gruplarını da kapsayan, sadece çocukları da değil, yetişkinleri de kapsayan bir ayrımcılık konusu. Biliyorsunuz bütün dünyada şu anda belki ciddi bir adalet arayışı var herkes için. Bakın program başına ve konuştuğumuz aslında her şey bir noktası hep adalete dayanıyor. Biz de burada adalet istiyoruz. Yani vatandaşı, bir birey olay şu. Biz oğlumuzu mahallemizdeki okula kaydettirmek istedik. Yasal olarak bu konuda hiçbir engel olmadığı gibi aksine hem yasal bizim ülkemizdeki mevzuat hem de uluslararası mevzuatı tamamen destekleniyor zaten. Fakat okul bütün çabalarımıza rağmen, konuşarak anlaşmak istememize rağmen, kendilerini konuyla ilgili detaylı bilgilendirmemize, bütün mevzuatı önlerine koymamıza, bu konuda motive etmemize, her türlü desteği vereceğimizi söylememize rağmen de öğretmenler ikna olmasına rağmen yönetim kabul etmedi çocuğunu. Hayır, kaydı yapmayacağız dedi. İlk aradığımızda ayran yaptı. Bize gerekçe olarak iki şey aslında söylediler. Yani bunlar tabii müdür tarafından bana aktarıldı. En son konuşmada çünkü çok gidip yani okula. Dediler ki hem diğer velilerin tepkisinden çekiniyoruz hem de hazır değiliz biz bunlar. Yani genelde kanun üstünde kararlarla yasa çıkalı uzun yıllar olmuş ama bunların tümünden haberdarlar ama bu konuda henüz hiçbir şey yapmamışlar. Çünkü biz oğlumuzu oraya götürdüğümüzde de öğretmenler hayatlarında ilk defa görüyorlar bunu fark ettik. Okula girişte zaten bir psikolojik testten geçiriyor çocuk. Ve hatta ona bile gerek kalmadı. Neyse ben telefon ettiğimde kayıt yaptığımda için dedi ki oğlumu okulunuza kaydettim.
eksenler bitmedi fark ediyorsunuz konuşmasında ve ama ona, bütün bunlara rağmen okul müdürü çok keyfi bir şekilde yasal bir zor olmasına rağmen, şu olmasına rağmen, bu olmasına rağmen kayıt etmiyor. İki gerekçe sunuyor. Bence bunun üzerine biraz düşünebiliriz. Bir tanesi biz buna hazır değiliz. Velilerin tepkisinden çekiniyoruz. Bu hazır değiliz'i ve esasında velilerin tepkisini iki boyutta ele alabileceğimizi düşünüyorum. Bir tanesi şu, hazır değiliz, altyapı olarak hazır değiliz gibi bir şey. Burada bir erişilebilirlik meselesinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi şu, ama erişilebilirlikten kastımız da yalnızca fiziksel erişilebilirlik değil. Bu çok önemli bir şey. Yani evet, okula erişmesi önemli, mekanlara erişmesi önemli ama aynı zamanda bilgi ve iletişimin her alanına erişim de çok önemli bir şey. O anlamda her alanda erişilebilirliğin sağlanması ve farklı engel türleri gözetilerek erişilebilirliğin sağlanması gerekiyor okullarda ve bunun çok uzağında olduğumuz çok net. Ama bu esasında yasal bir zorunluluk. Tamam, hani hiçbir noktada yasaların hani uygulanmadığı bir yer. Ama bu çok ciddi bir ayrımcılıkla sonuçlanıyor, özellikle engelliler için. Şimdi burada yine böyle çok sembolik yapılan şeylerden bir tanesini daha erişilebilirlikle ilgili kafamızda yer etmesi açısından. Mesela engelli tuvaleti. Engelli tuvaletleri yapılıyor değil mi? Engelli tuvaletleri ne yapıyor? Bir tuvalet var, bir de engelli tuvaleti var. Bu erişilebilirlik değil. Bu başka bir şey. Yani bizim her alana engellilerin eşit şekilde katılabileceği bir düzen kurmamız gerekiyor. Ayrı bir engelli tuvaleti yapmak değil esasında erişilebilirliğin şeyi diyeyim, özü ve erişilebilirlik anlayışı. Ve bunu yalnızca fiziksel erişilebilirlikle de kısıtlı tutmamak gerekiyor. Her türlü bilgiye, araç gerece, her şeyi yaşadığımız her hale eşit şekilde, yani şimdi burayı da düşünebiliriz mesela, anlatabiliyor muyum? Yani bu alanı da hani nasıl erişilebilir kılacağımızın bir sürü boyutu var esasında. Bir diğeri de esasında toplumsal algı meselesi. Bu çok önemli bir şey. Yani yani %42'si tamamıyla yani okur yazar olmayan ve çok ciddi bir boyutta, dikkat ettiniz mi bilmiyorum, lise üstü eğitime erişimde %8 gibi bir rakam var. Ama yer yerinden oynamıyor farkındaysanız. Yani bunun bir sebebi var, çünkü çok ciddi bir toplumsal algı var burada. Ne? O da şu. Çünkü engelliler eksik, kendilerinden kaynaklı yani sorunları ve toplumsal hayata eşit katılmaları hiç aklımızın ucundan geçmiyor. Ne aklımızın ucundan geçiyor? Çünkü onlar yardıma muhtaç. Tohum Otizm Vakfı yapsın şeyi, kampanyayı. Herkes yardım yapıyor. Yardım nesnesi ama hak öznesi kesinlikle değiller. Ve hiçbir şekilde çocuklarımızla yan yana aynı sınıfta olmalarına tahammülümüz yok. Veliler sıçrıyor. Herhangi bir engelli çocuğun kendi çocuklarıyla aynı sınıfta olması fikrine. Şimdi burada bir önemli şey daha var. Ayşegül'ün ayrıcalık dediği mesele ve bence onu yani şöyle düşünmemiz lazım. Şu, esasında biz engellileri, LGBT bireyleri, farklı kimlikleri eğitimin dışında bırakarak esasında şunu yapıyoruz ve onun üzerinde de bence fazlaca düşünmemiz lazım. Yani çocuklar adına karar vererek farklı kimliklerle tanışacakları ve çoğulcu bir ortamda yaşayacakları deneyimden esasında mahrum bırakıyoruz ve esasında bu boyutunu da çokça tartışmıyoruz. Bence tartışmamız gereken önemli meselelerden bir tanesi de bu diyeyim ve susayım. Çok teşekkürler sevgili Melisa. Bir sürü farklı kanal açılmış oldu şimdi. Dil, eğitim ve ayrımcılık üzerine düşünebileceğimiz çok sayıda yaralardan bahsettik burada. Dışlanmış ve pek çok en temel eğitime erişim hakkına dahi ulaşamamış çocuklar ve gençlerden bahsettik. Ama aynı zamanda sadece bu masanın etrafında yıllardır verilen emeği düşünün, müthiş bir birikim var. Yani şimdi eminim burada oturan insanların da parçası olduğu benzer çalışmalar var. Hani bütün bu
sorunların farkında olup bunun ötesinde tam da Melisa'nın sonunda dediği gibi pek çok farklı varoluşu bir arada hissedebileceğimiz ve birbirimizden zenginleşebileceğimiz ortamları yaratmaya çalışan ve yaratan çok sevdiği insan var. Hani bundan da güçlenmemiz gerektiğini ve ilham almamız gerektiğini düşünüyorum. Çok sorun var ama bu sorunlarla mücadele eden ve büyük bir deneyim biriktirmiş çok sayıda insan var. Ve atılan adımların da çok farklı şekillerde karşılığını görebiliyoruz. Ben kendi şaşırdığım bir iki örneği vermek istiyorum size. En son dün dinledim bunu. Akdeniz Üniversitesi'nde yetişkin eğitimi çalışması varmış. Bir arkadaşımın anne babası katılıyor buna. Tamir ve örgü öğreniyorlar. Fakat baba örgü öğreniyor, anne de tamir yapmayı öğreniyor. Yetişkin eğitimi ve bedava veriliyormuş bu Akdeniz Üniversitesi'nde. Herkesin erişebildiği bir alan. Erkekler örgü örmeyi öğreniyorlar. Bunu söylerken de Alzheimer'a ne kadar iyi geldiği, yani onları ikna etmek için hani sadece farklı bir şey deneyimlemek değil, kendileri için de aslında ne kadar iyi bir şey yapabileceklerinin altı çiziliyormuş. Ama sonuç olarak annesi tamir yapmayı öğreniyor, babası da örgü örmeyi öğreniyor. İkisi de 50 yaşından sonra üniversitede bunu deneyimliyorlar. Dolayısıyla bu yapılan çalışmalar bir yerlere gidiyor mutlaka ve bir takım süreçleri dönüştürüyor. Son yıllarda biz Sabancı Üniversitesi'ndeki toplumsal cinsiyet merkezi olarak, gender forum olarak çok sayıda şirketlerden talep alıyoruz cinsiyet eşitliği eğitimi ve aile içi şiddet konusunda politika geliştirmeleri için danışmanlık ve destek gibi ve sadece biz değil tabii ki her yere gidiyor bunlar. Her seferinde çok şaşırıyoruz aslında, hiç beklemiyoruz bu kadar yaygın bir şekilde şirketlerin bu konulara el atmaya başlaması. Ama nasıl oluyor? O şirketlerde çalışan insanlar mesela belki Şerif'in öğrencisi olmuş, Melisa'nın öğrencisi olmuş, Seçbir'in Hranting Vakfı'nın çalışmalarına katılmış ve orada insan kaynaklarında çalışırken bütün bunların farkındalığıyla birlikte bulunduğu alanı dönüştürmeye çalışan kişiler oluyor. Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların yıllardır mutlaka ki bir sonucu oluyor ve daha da fazlası olacak. Onun için hepinize iyi ki varsınız. Müthiş alanlar ve mücadele yolları açıyorsunuz hepinize diye teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de burada olduğunuz için. Şimdi...